Bir zamanlar ne eski anıları ne de uzun bacakları olanlara uzak gelecek bir köy vardı. Ona küçük butundan büyük olduğu için büyük butun derlerdi. Ormanın birkaç kilometre derinliklerindeydi. Çok büyük olmasa da o dönemde bolluk içindeydi ve her yerde olduğu gibi orada da türlü türlü insan yaşardı. İyisi, kötüsü, biraz iyisi, biraz kötüsü. Ülkede çeşitli zanaatlarda çalışanlarının becerileriyle ama en çok da aşçılığıyla tanınmış kendi halinde bir köydü. Köy kuruluna ait kocaman bir mutfak vardı ve baş aşçı önemli biriydi. Aşçının evi ve mutfak çevredeki en büyük ve en eski ve de en güzel bina alan büyük salonda birleşirdi. Salon iyi cins taş ve meşe ağacından inşa edilmişti ve bir zamanlar olduğu gibi boyanıp süslenmese de iyi bakılmıştı. Köylüler toplantılarını, tartışmalarını, şenliklerini ve aile toplantılarını salonda yaparlardı. Bütün bunlara uygun yiyecek içecek hazırlamak zorunda olduğu için aşçı da hep meşgul olurdu. Yıl içinde ardı arkası kesilmeyen festivallerde uygun olansa yiyeceğin bol ve lezzetli olmasıydı. Kışın yapılan tek festival olduğu için herkesin iple çektiği bir festival vardı. Bu festival bir hafta sürerdi ve son gün gün batımında çok kişinin davet edilmediği İyi Çocuklar Ziyafeti adında bir eğlence olurdu. Bu tür olayları organize edenler ne kadar dikkatli olmaya çalışsa da işler hep böyle ola geldiği için çağrılmaya hak eden bazıları unutulur, hak etmeyen bazıları ise yanlışlıkla çağrılırdı kuşkusuz. Her neyse, sadece 24 yılda bir yapıldığı ve sadece 24 çocuk davet edildiği için herhangi bir çocuğun 24'lü ziyafete gelmesi daha çok doğum tarihi konusundaki şansına dayanıyordu. Bu durumda baş aşçıdan elinden gelenin en iyisini yapması bekleniyordu. Ve başka bir sürü hoş şeye ek olarak, geleneksel olarak büyük pastayı da o yapmalıydı. Bir baş aşçı çok ender olarak ikinci bir büyük pasta yapacak kadar görevde kaldığı için adı pastanın mükemmelliğiyle ya da başka haliyle hatırlanırdı. Ama öyle bir zaman geldi ki görevdeki baş aşçı böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmayan herkesi şaşırtarak birdenbire tatile ihtiyacı olduğunu açıkladı ve gitti. Kimse nereye gittiğini öğrenemedi ama birkaç ay sonra geri döndüğünde biraz değişmiş görünüyordu. Eskiden başka insanların eğlendiğini görmekten hoşlanan ama kendisi az konuşan, ciddi ve nazik bir adamdı. Şimdi ise daha neşeliydi, sık sık insanı çok güldürecek şeyler söyleyip yapıyor ve ziyafetlerde baş aşçılardan beklenmeyecek şekilde neşeli şarkılar söylüyordu. Ayrıca beraberinde bir çırak getirmişti ki bu da köydeki herkesi hayrete düşürmüştü. Şaşırtıcı olan baş aşçının çırağının olması değildi. Bu olağandı. Aşçı uygun zamanda bir çırak seçer, ona öğretebileceği her şeyi öğretir ve ikisinin de yaşı ilerledikçe çırak daha fazla önemli işi üstüne alırdı. Böylece baş aşçı emekli olduğunda ya da öldüğünde görevi üstlenip onun yerine baş aşçı olmak için hazır olurdu. Ama bu aşçı daha önce hiç çırak seçmemişti. Sürekli olarak daha zaman var ya da kendime uygun birisini bulduğumda seçerim demişti. Ama şimdi beraberinde kendi halinde üstelik köyden olmayan bir çocuk getirmişti. Wutunlu delikanlılardan daha çevik ve daha hızlı, tatlı dilli ve çok nazikti. Ama bu iş için komik olacak kadar gençti. En fazla 14'ünde gösteriyordu. Yine de kendi çırağını seçmek baş aşçının kendi meselesiydi. Ve kimsenin buna karışmaya niyeti yoktu. Bu yüzden çırak tek başına kalacak yer bulacak kadar büyüyene dek aşçının evinde kaldı. Çok geçmeden insanlar onu etrafta görmeye alıştılar ve birkaç arkadaş edindi. Arkadaşları ve aşçı onu Alf diye çağırıyordu ama kalan herkes için sadece çıraktı. Bir sonraki sürpriz ise yalnızca 3 sene sonra yaşandı. Baş aşçı bir bahar sabahı uzun beyaz şapkasını çıkardı. Temiz önlüklerini katladı, beyaz ceketini astı ve yanına diş budak ağacından yapılma sağlam bir bastonla küçük bir çanta alarak yola koyuldu.
Çırağa hoşça kal, dedi. Etrafta başka kimse yoktu. Şimdilik hoşça kal Alf, dedi. Seni her zaman yaptığın gibi yapabileceğinin en iyisini yapmak üzere bırakıyorum. Her şeyin yolunda gideceğini umuyorum. Eğer bir daha görüşürsek her şeyi duymak isterim. Onlara bir başka tatile çıktığımı ama bu sefer geri dönmeyeceğimi söyle. Çırak mutfağa gelen insanlara bu mesajı ilettiğinde köyde bayağı bir patırtı koptu. Böyle bir şey yapılır mı, dediler. Hem de bir uyarı ya da veda olmaksızın. Biz baş aşçı olmadan ne yaparız? Yerine geçecek birini bırakmadı. Bütün bu tartışmalar boyunca kimse genç çırağı aşçı yapmayı aklına getirmedi. Boyu biraz uzamıştı ama yine de bir çocuğa benziyordu. Üstelik sadece 3 yıldır çalışıyordu. Sonunda daha iyi birinin olmaması nedeniyle az miktarda olmak koşuluyla yeterince iyi pişirebilen köyden birisini seçtiler. Daha gençken başının sıkışık olduğu zamanlarda baş aşçıya yardım etmiş ama baş aşçı ona hiç ısınmamış ve çırağı yapmamıştı. Şimdi bir karısı ve çocukları olan, para konusunda tutumlu davranan güvenilir bir adamdı. Hiç değilse haber vermeden ayrılmaz, dediler. Üstelik kötü bir aşçı olması hiç aşçı olmamasından iyidir. Bir dahaki büyük pastayı 7 yıl var. O zamana dek bunu yapmayı becermesi lazım. Nokus, adı buydu. Olayların gidişatından çok memnundu. Her zaman baş aşçı olmayı arzulamıştı ve bunu başarabileceğinden hiç kuşku duymamıştı. Belli bir süre boyunca mutfakta yalnız kaldığı anlarda uzun beyaz şapkayı giyip cilalanmış bir tavada kendine bakmaya ve ''Nasılsınız efendim? Bu şapka tam kafanıza oturmuş. Sanki sizin için yapılmış. Umarım işleriniz yolunda gidiyordur.'' dedi. Başlarda Nox elinden geleni yaptığı için işler yeterince yolunda gitti. Üstelik ona yardım edecek bir de çırak vardı. Aslında bakılırsa Nox bunu hiç kabul etmediyse de gizli gizli izleyerek çıraktan çok şey öğrendi. Ama zamanı gelip de 24'lü ziyafet yaklaşmaya başlayınca Nox'un da büyük pasta hakkında düşünmeye başlaması gerekti. 7 yıllık deneyimle sıradan durumlar için şöyle pastalar ve hamur işleri çıkarmayı becerse de dört gözle beklendiğini ve katı eleştirmenlere beğendirmesi gerektiğini bildiği için büyük pasta onu çok düşündürüyordu. Hem sadece çocuklar değildi beğendirmesi gerekenler. Ziyafete yardıma gelenler için aynı malzeme ve fırınla bir tane de daha küçük bir pasta yapılması gerekiyordu. Ayrıca büyük pastanın kendine has bir yeniliği ve şaşırtıcı bir yanı olması bir önceki pastaların tekrarı olmaması gerekiyordu. Nox'un başlıca fikri pastanın çok tatlı ve malzemesinin zengin olmasıydı. Ve şekerli kremayla tamamen kaplanmasına, ki çırak bunda çok becerikliydi, karar vermişti. Bu onu güzel ve perilere layık yapacak diye düşünüyordu. Çocukların zevkleri konusunda sahip olduğu birkaç fikirden ikisi periler ve tatlılardı. Büyüdükçe perileri o kadar düşünmemeye başlamıştı. Ama hala tatlılara çok düşkündü. Perilere layık olmalı. Bu bana bir fikir veriyor, dedi. Aklına pastanın tam ortasına en üstte ucunda parlak bir yıldız olan bir asa tutan ve ayaklarının etrafında pembe kremeyle Periler Kraliçesi yazan beyazlar içinde küçük bir bebek dikmek geldi. Ama pastayı pişirmek için malzemeleri hazırlamaya başladığında büyük pastanın içine ne konulması gerektiği konusunda sadece belirsiz anıları olduğunu fark etti. Ve bu yüzden daha önceki aşçıların bıraktığı bazı eski tarif kitaplarına baktı. Bazen el yazılarını çözse de içlerinde hiç duymadığı ya da unuttuğu ve hatırlayacak zamanının olmadığı birçok şeyden bahsedildiği için ona bulmaca gibi geldiler. Ama yine de kitapların anlattığı bir iki baharatı bulmayı deneyebileceğini düşündü. Kafasını kaşıdı ve sonuncu aşçının içinde özel pastalar için baharatlar ve başka şeyler sakladığı bir sürü bölümü olan eski kara kutu aklına geldi. İşi devraldığından beri kutuya bakmamıştı. Ama biraz aradıktan sonra depodaki yüksek bir rafın üstünde buldu. İndirip kapağın üzerinden tozu üfledi. Ama kapağı açınca çok az baharatın kaldığını, üstelik de kuru ve küflü olduklarını gördü. Ama köşedeki bir bölümde, ancak bizim 6 kuruşlarımız büyüklüğünde, sanki gümüşten yapılmış ama kararmış gibi siyah görünen küçük bir yıldız buldu.